Yani sizin için de hayırlısı olsun her şey. Canım yavrum benim ya. Benim oğlumun ismi de Kaan. Vallahi. Evet arkadaşlar, günaydın. Sevgili Kaan'la buluşmak üzere İstanbul'a doğru bahçemizden yola çıktım. Şimdi aşağımızda bizim İstanbul'a giden direkt bir servis var. Pendik. Pendik'ten de bir arkadaşımın evine gideceğim. Yarın da buluşup sevgili rahmetli Dilara ablamızın 40'ı için Kaan'a yardımcı olacağım. Vallahi biz İstanbul'dan kaçmamışız. Şehir aslında bizi terk etmiş. Hep derlerdi böyle şehirden kaçan abilerimiz, ablalarımız. Böyle geri dönemiyorum şehre, giremiyorum diye. Vallahi bugün o kadar iyi anladım ki. Böyle biraz kalabalığın geçmesini bekledim yukarıya çıkmak için. Pendik'e gelmiştim otobüsle. İşte şimdi metroyla Kadıköy'e geçtim. Bir vapura binip karşıya geçmek istiyorum. Bir an metronun içinde böyle yangın var diye bağıracaktım gerçekten. Herkes çok yakın, dip dibe, böyle bir klostrofobik bir şey oldu. Yani korktum da bir klostrofobi vesaire mi başlıyor diye ben de. Çünkü böyle her şey üstüme geliyor şehre girdiğimden beri. Hani ne diyeyim, biz artık doğanın ve dinginliğin biraz sevdalısı olmuşuz. Yapacak bir şey yok. Olursa olsun deniz her zaman huzur veriyor ama. Vapura koşmayı özlemişim, koşarak yetişmeyi. Hala keyif alıyorum. Oy, evet arkadaşlar, ufak bir yürüyüşten sonra Haliç metrosunun oraya geldim. Buradan Osman Bey'de bir arkadaşıma geçeceğim bu akşam kalmak için. Yarın sabah rahmetli Dilara ablanın 40'ı için erkenden Kaan'la buluşmak için yola çıkacağım. İstanbul çok kalabalık ve hemen hemen herkes Arapça konuşuyor. Saat şu an 2. Ben biraz önce geldim drone çekimlerini halletmek için. Çünkü hem Kaan'ı hem drone'u aynı anda yönlendiremem. İkisinin farklı zamanlarda olması gerekiyordu. Aşağı yukarı bir 2 saat sonra Kaan'la buluşacağım ve Dilara abla için dua okunmaya başlayacak Eyüp Sultan Camii'nde. Şu an oraya doğru ilerliyorum. Ben tam ortasındayım şu an Eyüp Sultan'ın. İçindeyim.
Avluda. Merhabalar. Nasılsınız? Sizi yurttan izliyorum ben de. Kaan burada mı geldi? Şimdi geliyordu, kapıdan geliyordu dedi, aradı. Arada geldik efendim, bize kasadan çıkardık. Sağ olun. Ben şeyi takip ediyorum da. Allah rahmet eylesin. Sizden görmeniz lazım. Allah rahmet eylesin. Değil mi? Ama büyük olduğunu söylüyor adamlar. Ama büyük. Bahçe daha büyük. Bahçe daha küçük. Evet. Tersini gösteriyor. Hayır dedim ya. Kaan'a da bakıyorum dedi. Allah Allah. Evet, evet. Evet. Telefonu yok mu? Bir tanesi çizikli bir farklı değil mi? Yenisini aldım ben. Valla. Ne oldu? Sevgili dostlar, merhaba. Nasılsın? Kardeşim sağ olsun, merhaba. Öyle bir başladım seni çekeyim değil mi? Kusura bakma, selamlaşmayı yaparız. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Sorun yaşadığımız yok. Neresi isimli halinde ki sen başla. Ben tam hakimim. Bak Kaan kabul ederse gideceğiz. Yani. Gözünü bağlayın. Sizin için de hayırlısı olsun her şey. Sağ canım olayım. Yavrum benim ya. Benim oğlumun ismi de Kaan. Valla. Evet. Öyle yapayım. Gözüme girin. Sevgili dostlar, birçok sevenlerimiz geldi, siz dostlarımız geldiniz. Gelen gelmeyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Dualarınızı bu video boyunca esirgemezseniz sevinirim. Allah'ım. Ama güç buluyorum ya. Annemin dedikçe hala sabahında kalkıyorum, onu açıyorum. Hatta bugün bir şey yorumlara yazın dediğim, onunla yandım telefonu elime, hiç yandım gibi gelmiyor. Ben de izliyorum valla, eski videoları izliyorum. Gerçekten her akşamları izliyorum. Ben sabah. Evet. Rahmetli Dilara ablanın kırkı bitti. Kaan birkaç gün İstanbul'da, sonra Muğla'ya dönecek. Onlar eve doğru yola çıktı. Ben de şimdi Sakarya'ya doğru yola çıkacağım. Bu video böyle komple filizsiz oldu. İnşallah böyle filizsiz çok video olmaz. Genelde onunla birlikte bir şeyler yapmak, bizim video oluşturmak için böyle daha hoşumuza giden bir şey, daha tercih ettiğimiz bir şey. Böyle anlar insana hayatın ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar aslında plan yapsanız da o planlara göre yaşayamadığımızı gösteriyor. Ne diyelim? Şimdi biliyorsunuz biz yani İstanbul'dan göç eden bir aileyiz. O yüzden İstanbul'da çevremiz çok. Sağ olsun. Şimdi bir arkadaşım gelecek, Erkan diye. Bu beni alıp Sakarya'ya götürecek. Çünkü akşam otobüs bulamadım, otobüs yoktu. Sağ olsun. O da beni filizlerden mahrum bırakmamak istedi. Beni arabasıyla alacağı yere doğru geçiyorum. Beş dakika yürüdüm Eyüp Sultan Camii'nden buraya. Evet, oradan Hayvansaray mıydı? Aynen. Hayvansaray durağına geldim. Beni almaya geldi. Utanıyor değil mi insanlar? Utanmıyoruz. Hayır, şu an bu YouTube'da yayınlanacak mı? Yayınlanacak. Tamam, yayınlansın. birinci kapı, ikinci kapı nasıl yapalım? Bir bakarız şimdi Yandex'ten hangisi açıksa ona bakarız. Yandex diğeri. Reklam yapıyor muyuz bu arada falan böyle? İstiyorsan yapabilirsin. O normal paralı yol. Tamam, normal paralı yoldan. Yani normal paralı yoldan, aynen. Aynı şey gerçekten. Bugün bana kıyamadı Erkan, beni Sakarya'ya götürüyor. Götürüp gelecek yani, düşünün. Ne kadar güzel arkadaşlarım var. Canım benim, lafım. Arkadaşlar, hiç özlemediğimiz bir şey gördüğünüz gibi. Ne zaman İstanbul'a gelsek şu trafiğin içinde kalıyoruz ya. Gerçekten ömür törpüsü.
Evet sevgili dostlar, bu da Dilara ablanın tüm videosunu editledim. Kaan'a gönderdim. Dün yayınladı videoyu. Ve benim için de aslında zor ve duygusal bir süreçti. Oradaki o duygusallığı da yansıtabilmek adına bazı şeyleri böyle daha çok belli edebilmek için şu iki sahne beni de çok etkiledi. Onu size bir şuradan izletmek istiyorum. Giriş sahnesi ve videonun bitiş sahnesi. Merhaba canlarım, sevgili dostlarım. Merhaba hepinize. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir de son sahnesi. Gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Seviyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kusura bakmayın. Dayanamadınız, belki ağladınız. Belki üzüldünüz. Yani tam söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Ama neyse, çıksın gözyaşları, hepimiz rahatlayalım. Hepinizi çok seviyorum, kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Dilara ablanın mottosuydu, gül güldür güçlü ol. Allah rahmet eylesin tekrar, mekanı cennet olsun. Çok fazla şey söylenemiyor aslında, böyle kelimeler daha çok düğümleniyor ve boğazınızda kalıyor. Söyleyecek bir şey de bulamıyorsunuz anlamlı. Yani burada Kaan için durum iyice zordur diye düşünüyoruz. Bizim bu kadar boğazımızda düğümleniyorsa onun içinde yaşadığı o fırtınaları tahmin etmemiz bile gerçekten çok zor. Umarız bundan sonra hayatımızda üzüntü olmaz diyeceğim ama yani hayatın içinde de üzüntü bir parça ne yazık ki ve bunu atamıyoruz. Hepimiz daha çok üzüleceğiz bu hayatta. Ama umarım bu üzüntüleri güzel dostluklarla, birlikle, beraberlikle daha rahat atlatabileceğimiz günler olsun diyebilirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kafadan geçiyor. Sen artık yuvanı kur. Yavaş yavaş yap bir şey. Vallahi boş durma yani. Bak, tamam. Öyle. Sen bekar mısın? Evde misin? Ben bekarım da. İşim var. Ya. Benim aday orada. Aday, tamam. Güzel. Merhaba. Şanslısın vallahi. Harika. Abla dur, abla dur, cami değil, esrar ola çevirdik. Altı gibi. Devamlı trafikte yaşamak nasıl bir duygu? Bir şehirli olarak, artık ben köylüyüm çünkü. Açıkçası ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Evimle işim yakın olduğu için ondan sonra çok fazla trafik çekmiyorum. Bir de bir etkileşim yani ayrıca insanlar. Böyle hani dururken de sağdakine soldakine bakıyorsun. Trafik güzel diyorsun. Trafik güzel bir şey. Kısa olduğu zaman. Uzun olduğu zaman değil.